Burası 646 bin nüfuslu, Türkiye'nin yüz ölçümü en geniş şehirlerinden biri. Sivas, sakin görüntüsünün altında yerel seçimlerde önemli bir siyasi rekabete sahne oluyor. Medyaskop ekipleri şehir şehir dolaşarak yerel seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün de Sivas'tayız. Peki Sivas'ta seçmenler önceki seçimlerde kimlere oy verdi? 2014 yerel seçimlerinde AKP %58, Büyük Birlik Partisi %30, Cumhuriyet Halk Partisi %4, Milliyetçi Hareket Partisi %3, Saadet Partisi ise %2 oranında oy aldı Sivas'ta. 2018 genel seçimlerinde ise Cumhur İttifakı oyların %73'ünü alırken Millet İttifakı ise %23 oranında oy aldı. Sivas'ın meclisi AKP'den 3, MHP'den 1, CHP'den ise 1 milletvekili var. Peki 31 Mart yerel seçimler öncesi durum nasıl? İlde sadece İyi Parti ve CHP İttifakı kuruldu. Diğer tüm partiler ise kendi adayını çıkardı. Kısacası kentte rekabet had safhada. Şehirde henüz seçim havası çok görünür değil. Ama adaylar seçim çalışmalarına başladı bile. Sivas'ta ön plana çıkan adaylardan biri Büyük Birlik Partisi Belediye Başkanı adayı Doğan Ürgüp. Ürgüp, 2009 yılında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra yapılan yerel seçimde belediye başkanı oldu. Aslında aramızda müsbet bir iletişim var. Yani insanları çok ayırmam. Şehrin birliği, beraberliği çok önemli. Şehirde Aleviler var, Sünniler var, sağcı, solcu, muhtelif gruplar var. Bunların hepsiyle ortak noktası halindeyim bir manada. İyi bir iletişim içerisindeyim. Hizmeti yaparken adaletli bir hizmet yaparım. Adam kayırmam efendim. Herkese eşitle müsavi bir yaklaşım tarzı sevgilerim. Bunlar önemli. Bütün seçmen tabanlarından oy alıyoruz biz. Yani ben kaybettiğim seçimde dahi %31 ile seçimi kazanamamıştım. Kimi destekliyorsunuz? Doğan Ürgübü. Doğan Ürgübü. Doğan Ürgübü. Büyük Birlik yani. Neden peki Doğan Ürgübü destekliyorsunuz? İyi olduğundan, temiz adam olduğundan, Sivas'ı Sivas yapacak olduğundan. AKP'nin belediye başkanı adayı Hilmi Bilgin, Adalet Bakanı yardımcısı. Bilgin aynı zamanda 24. dönemde Sivas milletvekilliği yaptı. Bilgin ile ilgili şehirde görüşler muhtelif. Seveni de var, şikayet eden de. Hilmi Bey, şimdi açığını söyleyeyim, AK Parti ceketini atsa kazanıyor yani. Burada öyle olacak mı sizce? Olacak. Hilmi Bey kazanacak. Doğan Ürgübü destekliyor. Doğan Ürgübü. 15 senedir AK Parti'ye oy veriyoruz biz. 15 senedir. Şu anda Hilmi Bilgin 10 sene milletvekilliği yaptı. Tuttu, ondan sonra da belediye başkan adayını koydu. Bir tane Sivas'a çınar ağacı göstersin bakalım, var mı? CHP Sivas Belediye Başkanı adayı Ali Akyıldız ise iki dönem Sivas milletvekiliydi. Ona göre Sivas'ta yerel dinamikler sebebiyle ittifaklar siyaseti tutmayacak. O helikopter kazasıyla Sivas'taki siyasal tablo çok değişti. Yani MHP içerisindeki ayrışma, Büyük Birlik Partisi içerisindeki toplulaşma ve AK Parti içerisindeki kayış buradaki tabloyu çok değiştirdi. O nedenle yukarıdaki ittifak Sivas'a çok fazla yansımıyor. Milli Görüş'ün Sivas'taki temsilcisi ise genç bir aday, Melih Seçilmiş. 1996-2004 yılları arasında Sivas'ta belediye başkanlığı yapan Osman Seçilmiş'in oğlu. Sivas için bunları kaçırmamamız gerekiyor. Sanayi, endüstri bunlar belediyenin asli görevleri değil. Mutlaka devletin birimleri ve kuruluşları var. Ama belediyeler bu hizmetlerin önünü açmak mecburiyetinde. Artık beklentiler ve halkın ihtiyaçları değişmiştir. Ve buna da biz sosyal belediyecilik diyoruz. MHP'nin adayı iş insanı Mehmet Er. Sahada gördüğüm kadarıyla şartlar eşit. Yani Cumhur İttifakı'nın her iki adayının da şartları eşit gibi. Bazen bizim öne geçtiğimiz oluyor. Güncel konulardan dolayı. Tabii ki hükümetin verdiği bir takım avantajları iktidar partisi kullanıyor. Bunu kullanmıyor dememek olmaz. Doğruyu itiraf etmek zorundayız. Ama biz halka kendimizi biraz daha iyi anlattığımız kanısındayız. Ondan dolayı yani ittifak olmaması bizim için dezavantaj değil bence. Sivas'ta yerel yönetime dair sorunların yanı sıra en büyük sorun göç ve işsizlik. Siyasi rekabetin canlı olduğu ilde belediye başkanı adayları da bu sorunları çözümler arayan projelerle seçmenin karşısında. Bakalım ittifaklar siyasetinin değil adayların yarıştığı Sivas'ta ipi hangi aday göğüsleyecek? Gülçin Karabağ, Medyascope, Sivas.